mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bugün üstadımızdan İçtihat Risalesi'nin bir kısmını okumaya çalışacağız. Güncel bir konu. Ne demek istediğimizi anladınız. Son zamanlarda, son birkaç aydır maalesef hiç de hak etmediğimiz bir şekilde dünya genelinde zaten yıllardır son 10 yılın bir projesi olarak İslamofobi bir proje olarak her yerde İslam aleyhtarlığı bir şekilde gösteriliyor, takdim ediliyor. Fakat maalesef içeride de ehli gafletin, ehli dünyanın, muarızların elini güçlendirecek, onlara hezeyanlarını söyleyebilecek ortamlar hazırlanıyor. Eskiden bir vehim bulsalar, bir vehim, bir zan, o kadar. Delil, akli bir altyapısı olmayan, bilimsel hiçbir veri taşımayan, sadece bir zanla bile ortaya çıkıp bir şeyler söyleyen insanların bugün maalesef elini güçlendiren çıkışlar yapılıyor. Allah herkese aklını başına almayı nasip eylesin. Hocam. İlkeler üzerinden bakalım üstad ne diyecek? Bu içtihat meselesine ne diyecek? Çünkü hakikaten mesele çok önemli, çok büyük. Kur'an-ı Kerim'in de aslında en temel kavramlarından bir tanesidir. 40 yerde yaklaşık olarak zikredilir. Cehd olarak. İçtihat. Cihat. Mücahede. Bütün hepsinin altında genel olarak aynı anlam yatar. Allah yolunda kararlı ve şuurlu bir şekilde düşmanla mücadele. Allah yolunda kararlı ve şuurlu bir şekilde. Düşman kimdir? Cihat kimle yapılır? Okuyacağız. Ya başta nefsimiz var ya. Ne uzaklarda arıyoruz. Hep kendimize bir yerlerden bir düşman arıyoruz. Halbuki her zaman söylüyoruz. En büyük düşmanımız en son baktığımız yerdedir. En son baktığımız yerde. Muhammed İkbal'in tabiriyle atsız ve ordusuz bir savaşın alanıdır. Hadi ama yenebilirsen. Önce bunu bir hallet bakalım. Cehalet düşmanı var başımızda. Üstadımız ne diyor? Bundan kaç yıl önce masaya yatırmış, reçeteyi yazmış, teşhisi de koymuş. Üç büyük düşmandan söz eder. Bir tanesi ihtilaf, bir tanesi cehalet, bir tanesi zaruret. Bu düşmanlar dururken, biraz sonra okuyacağız, lübbü bulamayan kışır ile meşgul olur diyor. Kavramların kendileriyle değil, kabuklarıyla ortaya çıkar, kafaları bulandırır, insanlara bir şeyler söyler, ellerini güçlendirir, sen seneler boyunca tamir etmeye çalış, o bir cümle kurar, senin 3 senen, 5 senen boşa gider. Bu 3 büyük düşmana karşı ittifak silahına sarılacağız. Sanat silahına sarılacağız ve marifetle karşılarına çıkacağız. Çünkü artık saldırı fenden, felsefeden, teknikten, şuradan, buradan üstümüze geliyor. En az onlar kadar donanımlı olmak zorundayız. Dilimizi döndürmek zorundayız. İslam'ın aydınlık yüzünü göstermek zorundayız. Her söylediğimiz doğru olacak ama yine de her doğruyu her yerde söylemeyeceğiz. Bunlar ilkelerdir. Bunlar Risale-i Nur'un üstadın en temel, en omurga kavramlarıdır. Yahu bu mukaddes kitabımızla ecdadımız fütuhatlar yapmış, devletler kurmuş, fetihler yapmış, kervansaraylar yapmış, büyük eserler bırakmış, abideler bırakmış, kütüphaneler dolusu eserler bırakmış. Aynı mukaddes kitapla.
devasa bir miras bırakmış geriye. Geldik bugüne. Ya sadece bunu özür dileyerek söylüyorum ya. Dini getirip bir karşı cins üzerinden bir şeyler anlatmaya indirgediler. Konuşulanlar devamlı olarak oralar. Ya haram belli, helal belli, günah belli, yanlış belli, doğru belli zaten. Herkes biliyor, biliyor bunları. Bu mukaddes kitapla tekrar söylüyorum, fetihler yapmış ecdadımız. Devletler kurmuş. Bilimin Endülüs Emevi de temellerini kurmuş. Bütün Avrupa oradan beslenmiş. Ayağa kalkmış, Rönesanslar yapmış. Şimdi gelmiş Orta Doğu coğrafyasında İslam'ın olması gereken beldelerde racon kesiyor. Her zaman söyledik bunu. Çünkü sen cahil kaldın, bırakıldın. Hazırdın da. Kur'an'ın ruhuyla değil, temel mesajıyla değil, kavramların özüyle değil, kabuklarıyla mücadele ettin, ortaya çıktın. Lübbü bulamayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sıratı mustakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz ve mizansız olanlar çok aldanır, çok aldatır. Muvazenesiz ve mizansız. Çok güzel tabirler kullanıyor üstadımız. Kendi zarafetine yakışıyor. Ama bugünün terminolojisiyle dengesiz de diyebiliriz yani. Muvazenesiz, mizansız diyor. Ya dur be adam ya. 6666 ayet var. Baştan sona rahmetin kitabı. Vela Rabbin vela yabesin illa fi kitab-i mübin. Her şey içinde olan kitaptan çıkar bir güzellik. Bir orijinalite. Üstadımız bu manada İşrat Risalesini okuyacağız. Hem mücahittir. Esir düştü, savaştı. Bedeniyle yaptı cihadı. Çünkü bedeniyle yaparsan mücahit olursun. Fikir çilesini çekerek yaparsan müçtehit olursun. Aha 14 cilt. Hem de müçtehittir. Hayatın her alanında bu mücadeleyi vermiş. Ama bir satır, bir cümle, bir kelime birisi çıkarsın desin ki bu cümlede ben irrite oldum hadi. Müslümanlar bundan zarar gördü. Bak bu cümleden dolayı da soğuduk. Yıllardır okunuyor. Tam tersi okuyan insan bu nasıl bir kelam, bu nasıl bir güzellik diyor. Hiç rastlamadım. Hiç duymadım. Bu inanılmaz bir lehçe. Şerif Mardin öyle diyor. Risale-i Nur ve Bediüzzaman isimli eserinin 70 sayfasını üstadın orijinal lehçesine ayırmış. Ama gel gelelim bugüne ortaya çıkanlara bakın. Ondan sonra mecburen reisi cumhurda diyor ki Diyanet'e bir el at ya, bir şeyler söyleyin. Bu din böyle mi anlatılacak hep? Tekrar söylüyoruz, Allah herkesin aklını başına almayı nasip eylesin. Lübbü bulamayan, bu cümleyi okuyayım, sonunda okuyacağız onu. Lübbü bulamayan, yani özü bulamayan, Kur'an'ın en temel mesajını bulamayan kışır ile meşgul olur. Kabuklarla. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sıratı mustakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Yani savrulur. Sıratı mustakimden. Muvazenesiz ve mizansız olanlar çok aldanır, çok aldatır. Allah ıslah eylesin. Amin. Kendimize gelmeyi nasip eylesin. Amin. İlkeleri okuyacağız şimdi. İçtihat kapısı açıktır. Üsta söylüyor. İçtihat, dedik ya, fikrin çilesini çekerek, bedel ödeyerek Kur'an-ı Kerim'den teri taze anlamlar çıkarmak. Yolumuzu aydınlatan, insanları kitlederek İslam'a ısındıran, ne muhteşem bir dinin müntesibiymişim meğerse dedirten, o kapı kapanmaz. Kur'an dondurulamaz yoksa. Yani o kapıyı tamamen kapatırsak Kur'an bittiği anlamı çıkar. Bu kadarmış, vereceğini verdi, insanlık artık bundan bir şey bulamaz. Hayır. Müteşabih ayetler üzerinde içtihat kapısı sonuna kadar açıktır. Ama maniler vardır diyor üstadımız. O manileri de bilmeden çıkma ortalığa. Önce o sıkıntıları bir bil. Hangi alanlarda, hangi konularda, hangi kelamınla aksül amel yapacağını bilerek, anlayarak
ve tekrar söylüyorum, dediğim doğru bile olsa zamanlamaya bu sefer dikkat edeceksin. Her doğru her yerde söylenmez kardeşim. Evet. İçtihat kapısı açıktır fakat şu zamanda oraya girmeye 6 mani vardır. Birincisi, nasıl ki kışta fırtınaların şiddetli olduğu bir vakitte dar delikler dahi seddedilir. Kışta fırtınaların şiddetli olduğu bir vakitte. Manevi bir kış gibi ya, helaket, felaket asrının çocukları değil miyiz? Böyle bir ortamda, böyle bir vasatta bir sünneti ihya eden, bir sünnete temessük eden 100 şehidin ecrini kazanır deniliyor. Zamanın bu kadar dehşetli bir hal aldığı bir durumda, fırtınalı dediği o manevi kış üstümüze gelirken, dar delikler dahi kapatılması gerekir iken yeni kapılar açmak, bir şeyler aralamak, benden bahsedilsin. Ben çok orijinal şeyler söylüyorum, bakın. Okuyacağız. Yeni kapılar açmak hiçbir cihetle kârı akıl değildir. Kışta fırtınaların şiddetli olduğu bir vakitte dar delikler dahi seddedilir. Bekleyeceksin. Baharı, yazı bekleyeceksin. Varsa da bir meramın, yine de Kur'an'ın ruhuna uygunsa, tarihe uygunsa, çıkıp onu söylersin. Güzel bir lisanla, kavli leyinle yine de. Yeni kapılar açmak hiçbir cihette kârı akıl değildir. Hem nasıl ki büyük bir selin hücumunda tamir için duvarlarda delikler açmak gark olmaya vesiledir. Büyük bir sel geliyor, sen yeni delikler açıyorsun. Neden diye sorduğunda hep tamir için. Ya, bekle ya. Ne tamiri ya? Sel geliyor, büyük bir sel. Biraz evvel söyledim sohbetin başında. Adamlar projeleri bir bir hayata sokuyor. İslamofobi bir taraftan, proje örgütler üzerinden bir taraftan, saçma sapan şeylerle İslam'ın kötülemek adına elinden geleni yapıyorlar. Bir taraftan da içeriden çıkıyor birileri, o da onların elini kuvvetlendiriyor, söyleyecek bir şeyleri oluyor. Eskiden bir zan, bir vehim, bir hezeyan, bir şey bulsam da ortaya çıksam diyen insanların sen kendi eline koz veriyorsun. Evet. Öyle de bu bir misaldi. Şu münkerat zamanında. Münkerat zamanı yahu. İnsanlar ibadetleri nasıl yapılacağını sormuyor ki. Niçin yapılacağını soruyor. Namazı nasıl kılacağım diyene bugüne kadar hemen hemen rastlamadım ben. Bir kişi bana sormuş, eski Bakırköy'deki arkadaşlardan, inanç noktasından çok uzak dönemlerimizde böyle vardı bir tanesi, bana Fatiha'yı öğret dedi yaklaşık 20 sene sonra. Fatiha'yı bilmiyor adamcağız. Ama onun dışında bana namazı nasıl kılacağımı sorana rastlamadım. Fakat niçin kılacağım diye çok kişiye rastladım. Niçin diyor namaz ki? Niçin böyle bir ibadet var ki? Niçin böyle bir sorumluluk, emir yasaklar var ki? Münkerat zamanı dediği o. Fenden, felsefeden ne bulurlarsa üzerimize geliyor. Bir saldırı var. Evet. Ve adat-ı ecalibin istilası anında. Ne muhteşem tabirler bunlar ya. 70 sene, 80 sene önce adat-ı ecalibin istilası. Bugün kendi adetlerimizle mi yaşıyoruz arkadaşlar? Şu yaşadığımız hayatlara bir bakın, sokaklara bakın, seyrettiklerimize bakın. Konuşmalarımıza bakın. Ne kadar geleneksel böyle o muhteşem mirastan kalan güzelliklerle konuşuyoruz. Ne kadar ecnebi adetlerle. Girdi bir şekilde hayatımıza. Aldı birçok değeri elimizden avucumuzdan. Hep söylüyorum, bir misal vereceğim sadece. Eskiden dost olan insanlar arasında biri bir şekilde bir yanlış yapsaydı alacağı cevap şu olurdu genellikle. Ya bunu senden beklemezdim. Sana alındım, darıldım, gücendim. Bak bunların hepsinin telafisi vardır. Bunu senden beklemezdim. Üzdün beni, kalbimi kırdın, alındım. Ama şimdi öyle değil ki. Bodoslama kavga var. Hakaret var. Küfür var. Nerede kaldı o güzellikler? Ya ne olur biraz gücensen adama.
Biraz gücen ya. Gücendim sana de, yarın öbür gün telafi eder bunu. Biraz darılmak olsun, hala olsun. Adat-ı ecanip dediği o. Tepkilerimiz hep böyle refleks. Kendi inancımızın güzelliklerini, kendi maneviyatımızın, kendi mirasımızın güzelliklerini yaşamıyor ki yeni nesiller özellikle. Bir de böyle bir ortam var. Münkerat zamanı, şimdi teşhis koyuyor üstadımız. Böyle bir zamanda. Adat-ı ecanibin istilası hengamında ve bid'aların kestreti vaktinde sayısız bid'at geldi buldu bizi. Bid'at. İslam'ın ruhuna tamamen aykırı ve uzak. Ve dalaletin tahribatı hengamında. Dalalet de var. Evet. İlmi cihat da vardı biraz evvel söyledik. Nefisle olan cihadın alanı kalptir. Çünkü bu kalp her şeye meyledebilir. Hiç güven vermez. Neleri sevmez ki? Kontrol altına alınması lazım. Bu kalbin masivadan temizlenmesi lazım. Günahlardan arındırılması lazım. Böyle bir cihattır. İlmi cihat cehaletle olur. Dalaletle olur. Gafletle olur. Biraz aydınla. Biraz öğren yahu. Bu kitap, bu mukaddes kitap Kur'an-ı Kerim Rabbimizin bize mesajı ya, biraz merak et. En büyük eksikliğimiz hepimizin merak eksikliği. Sadece sevap ve günah üzerinden yaşıyoruz. Bir de anlayalım, öğrenelim, tanıyalım. Ne istiyor benden benim Rabbim? Marziyatı nedir? Evet. Dalaletin tahribatı hengamında içtihat namıyla kasr-ı İslamiyet'ten yeni kapılar açıp duvarlarından muhariplerin girmesine vesile olacak delikler açmak İslamiyet'te cinayettir. Tabiri gördünüz değil mi? Ne kadar dehşetli bir tabir. Yeni muhariplerin girmesine vesile olacak tamir adına yapıyorum. Ne adına yaparsan yap. Zamanlamaya dikkat et. Zemine dikkat et. Ortama dikkat et. Münkerat zamanındayız. Ecnebi adetler geldi, buldu, kuşattı hepimizi. Bu kadar gaflet ve dalaletin revaçta olduğu, inkarın bu kadar yoğun yaşandığı bir ortamda bir de sen bunlarla ortaya çıkarsan, ondan sonra durduramazsın da susturamazsın da bu insanlar. Ve bunun adı da cinayettir İslamiyet'te. Evet. İkincisi, bir ilke daha okuyalım. Dinin zaruriyatı ki içtihat onlara zaten giremez. Hani muhkemat dediğimiz müteşabih ayetlerde, hayatın alanlarında, içimai hayata dair olan ayetlerde içtihat yapılır. Güzellikler çıkarılır, sanat bulunur. İnsana nafi, insana faydalı, insana yararlı bir şeyler keşfeder, ortaya koyarsın. Kur'an'dır bu. Dedi ki bu Kur'an'la ecdadımız ülkeler kurdu, devletler kurdu, fütuhatlar yaptı. Bu şekilde ortaya çıkılacaksa çıksın. Ama heves kerani, evet, dinin zaruriyatı ki, içtihat onlara giremez. Çünkü kat'i ve muayyendirler. O kapı kapanmıştır. Namaz beş vakit, beş vakit. Bu kadar rekat, bu kadar rekat. Oruç böyle. Efendim şartlar değişti. Biraz da susuzluk, kuraklık var. Şöyle bir beş senedir yağmur da yağmıyor. Ne yapacağız yani? Bu uzun yaz günlerinde oruç da zor tutuluyor. Gene bunu biz aralığa donduralım Ramazan. Öyle bir şey olur mu? Aralık ne güzel kısa ay. Bu beşte hava kararıyor. Hem de serin bir ortam. Olmaz. O kapı kapandı. Oruç Ramazan ayında tutulur ve Ramazan da bu şekildedir. İbadetler bu şekildedir. Kat'i ve muayyen olan muhkemat dediğiniz dinin o kısmına, ibadete bakan kısmında zaten içtihat yapılamaz. Hem o zaruriyat kut ve gıda hükmündedirler. Oradan gücünü alıyor İslamiyet. O ibadetlerden besleniyoruz. Onlar bizi ayakta tutuyor. O nedenle Allah-u Teala günde beş vakit tekrar ve tekrar gel huzuruma. Derdini, sıkıntını, taleplerini, arzularını, açmazlarını, neyin varsa gel, ben seni senden dinlemeye hazırım, gel.
Burada defalarca söyledik. Yoksa hiçbir sıkıntın. Gel mutluluğunu paylaş. Yaratıldın. Sana bütün bu kainat masraf edildi. Ve karşılığında eğer rıza-i ilahi noktasında bir hayat yaşayabilirsen son ana kadar cennet vaat ediliyor. Günde 5 vakit git yahu ne olur. Yaratılmış olduğundan, sayısız nimetlerle perverde edilmiş oluşundan, ahseni takvim bir kimlikle burada bulunuşundan duyduğun mutluluğu git paylaş ya 10 dakika. Şu dünyanın boğucu atmosferine 15 dakikalığına dur de. Allah-u Ekber dediğini at hepsini arkaya 15 dakika her şey durabilir. Zaman durabilir. Namazı bir lütuf olarak algıla. Allah bana itibar etti ve namazı lütfetti de kendine muhatap kabul edip günde 5 vakit huzuruna çağırıyor. Ben nazlanacağım. Buralardan anlatsana bir güzellik. Aç Risale-i Nur'u oku. Tekrar söylüyorum. Üstad hem mücahit hem müçtehit. Hayatı zaten buna vakfedilmiş. Düşmanları belirlemiş. Bakın ne diyor? Zaruret, ihtilaf ve cehalet. Bu üçünü halletmeden hiçbir şeyi halledemeyiz. Evet. Hem o zaruriyat, kut ve gıda hükmündedirler. Şu zamanda terke uğruyorlar. Terke uğruyorlar yahu. Nesilleri kaybediyoruz. Kur'an-ı Kerim geç hatırlatıyor bunu. İçinizden hiç olmazsa bir zümre, bir cemaat. Bir cemaat. Allah'ın kelamına bir hakkın sahip çıksın. Koruyun çoluk çocuğunuzu arkadaşlar. Eşinizi, dostunuzu, yakınlarınızı, komşularınızı. Bir şeyler anlatın. İlahi kelimetullah. Bu farzdır. Bu sorumluluğu taşımamız lazım. Bir insan, hep söylüyorum ben bunu, yarın öbür gün huzuru ilahide cennettesin. Hayal kuralım, hayal kurmakta bir şey yok. Baktın ki birisiyle karşılaştın. O karşılaştığın insan da o diller döküp şu sohbetlere çağırdığın ve bir şekilde Allah'ın da lütfu keremiyle namaza başlatıp da yanlış yollardan sırat-ı müstakime döndürdüğün ve o nedenle de ehli cennet olan bir insan. Sana şunu dese, ya iyi ki o gün bana o kadar ısrar ettin. Ben seni zorladım, ben sana belki de hakaret bile ettim birkaç defa. Ben seni tersledim, dışladım ama sen ısrar ettin. Allah razı olsun. Bak şimdi buradayız. Bir kişiye bunu dedirtmeyi Allah nasip eylesin. Yarın huzuru mahşerde baktın ki birisi senin vesilen, vesile. Maide suresinde var zaten. Ey iman edenler, Allah'tan korkun diyor iman edenlere. Ve onun yolunda ona ulaşmak için vesileler arayın. Ve düşmanla cihat için, o yolunuzu engelleyecek düşmanla cihat etmek için kararlı ve şuurlu bir gayret gösterin. O düşman siz belirleyin. Cehaletse cehalet, başka bir şeyse başka bir şey, nefisse nefis. Zaafımız neredeyse o alanlarda. Ha baktı ki memleketimize, sınırlarımızın namusuna dışarıdan bir saldırı var. Kılıçsa kılıç, gövdeyse gövde. O da bir cehdir, o da bir cihattır. Ama hamdolsun var, güçlü bir ordumuz var Allah'ın lütfu keremiyle. Peygamber Hoca, çok güçlü bir ordumuz var. Allah hepsini esirgesin, korusun inşallah. Şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, gazilerimize acil şifalar nasip eylesin. Var, şu anda biz içeride esas düşmanlarımızla cihat yapacağız. Önce nefsimizden başlayarak. Hiç aklımıza gelmeyen, en son baktığımız yer en büyük düşmanımız. Evet. Bu zamanda terke vuruyorlar o ibadetler. Ve tezelzüldedirler. Ve bütün himmet ve gayreti onların ikamesine ve ihyasına sarf etmek lazım gelirken, İslamiyet'in nazariyat kısmında, yani detayın da detayı dediğimiz, ve selefin içtihadat-ı safiyane ve halisanesiyle bütün zamanların hacatına dar gelmeyen efkarları da olduğu halde açtın o siyerleri, kitapları, kütüphaneleri okuduğunda yetmedi mi kardeşim? Yeni yeni, orijinallik olsun. Evet. Onları bırakıp
heveskârâne yeni içtihatlar yapmak bidâkârâne bir hıyanettir. Birincisinde cinayettir dedi, ikincisinde hıyanettir dedi üstadımız. Öyledir. Akıbet noktasından bak davranışına. Neticeleri noktasından bak. Bir kelam sarf ettin, bir cümle kurdun, iki cümle kurdun. Bir düşün akşam başını yastığa koyduğunda. Kaç kişiyi ısındırdın o cümleyle, kaç kişiyi kaçırdın soğuk. Onu düşün sadece. Vicdanınla bak. Bu kurduğum cümle yüzünden kaç kişi İslam'a ısındı? O nedenle sohbetin başında söyledim. 14 ciltlik devasa bir eser. Muhteşem bir hazine. Çıksın birisi desin ki şu cümlesinden, şu satırından ben rahatsız oldum, irrit oldum. Hadi. Evet. Şurayı bir daha okuyorum. İslamiyet'in nazariyat kısmında ve selefin yani ecdadın geçmişin içtihadatı safiyane ve halisanesiyle içtihatlar yapılmış zaten. Bütün zamanların ihtiyacına dar gelmeyen efkarları, fikirleri, düşünceleri, eserleri de olduğu halde onları bırakıp heveskârâne yeni içtihatlar yapmak bidatkârâne bir hıyanettir. Ödeyebileceksin bu vebali, devam et. Kalkabileceksin bunun altından yine devam et. Üçüncüsü, nasıl ki çarşıda mevsimlere göre birer meta mergup oluyor. Bir mal, hani moda, şimdinin tabiriyle moda. Rağbet görüyor. Bir meta, bir şey. Vakit be vakit birer mal revaç buluyor. Gözde hale geliyor veya getiriliyor. Öyle de alem meşerinde İçtimaiyat-ı insaniye ve medeniyeti beşeriye çarşısında her asırda birer meta merhub olup revaç buluyor. Dönem dönem. Bir meta, bir mal, bir akım, bir fikir, bir doktrin, bir şey, bir izim. Bir zamanlar işte 100 sene önce kuzeyden, şimalden böyle bütün memleketimize yangın yerine çeviren komünizm. Bir modaydı bir zamanlar. Çok modaydı. Allah muhafaza. Evet. Sukunda yani çarşısında teşhir ediliyor, rağbetler ona celboluyor, nazarlar ona teveccüh ediyor. Dönem dönem. Fikirler ona müncezip oluyor. Çekiyor insanları kendine. Hele birkaç da şiir, şarkı, marş böyle cilalı bir şeyler ortaya koyduğun zaman 3-5 pankart tamamdır. Gençliğin zaten kanı kaynamaktadır. O kadar. Ama ben neyi savunuyorum? Bunun neticesi nedir? Elime ne geçecek? Memleketimiz adına, bütün içtimai hayat adına, İslamiyet'in bekası adına neyin peşindeyim sorgulamak yok. Mesela şu zamanda siyaset metaı ve hayat-ı dünyeviyenin temini. Abi artık başlasan ya, yani senin teklif 15 diyoruz da sen oldun 40, 50, 60 namaz, ibadet, sorumluluk, ölüm, kabir. Hele dur ya, şu ekmek parası, geçim derdi. Hep herkesin ağzına pelesenk olmuş. Ya Allah taavülü rezzak değil mi? Bir kapı kapatır, bir kapı açar. Bir şekilde işini asan eder. Sen onun rahmetine itimat etmiyor musun kardeşim? Güvenmiyor musun Allah'ın rahmetine, keremine, lütfuna? Velev ki çok üst perdeden yaşamadın hayat. Misal canım, herkes saraylarda şurada burada yaşarken sen sıradan olsun ya. Bu yolculuğu diyelim ki 3. vagonda gittin. Herkes yemekli yataklı vagonda gitti ama sen böyle kemiklerin sızlaya sızlaya. Ne fark eder? Akıbet noktasıdır önemli olan. Erzurum'dan İstanbul diyor 40. hoca 3 gün trenle eskiden. Kimisi yemekli yataklı vagonda gelir ama İstanbul'da idam edilecek. Kimisi 1001 sıkıntıyla gelir ama İstanbul'da padişahın sarayında konuk edilecek. Hangisi bahtiyardır? 3 günlük sıkıntının ne önemi var? Kahrında hoş, lütfunda hoş ya Rabbim, burası imtihan dünyası. Bilirim ki bana takdir ettiğin benim için benim hayrımadır. Yokluk da hayrımadır. Verdiğin de inşallah helalinde. Evet. Şu zamanda siyaset metaı ve hayatı dünyeviyenin temini. Bunlar mazeret değildir arkadaşlar. Biz insanları ve cinleri ibadet etsinler, yarattık. Etsinler diye yarattık diyor Rabbim. Rabbimiz. Ve felsefenin revaçları gibi
bu zamanın çarşısında bunlar revaç görüyor. Felsefe, geçim, işte biraz evvel söylediğimiz gibi siyaset. Şimdi de bu kadar ekran varken de benden bahsedilsin. Teveccühü nas. En zor izale edilen hissiyat, pes bir hissiyat. Benden bahsedilsin. Farklı bir şey söyleyeyim de biraz da benden konuşulsun. Bir daha okuyorum onları. Siyaset metağı çok revaçlı. Geçim çok revaçlı. Felsefe geldi bu çok revaçlı. Bir de biraz evvel söylediğim teveccühü nas, beklentiler. Halbuki rıza-i ilahinin yerini ne tutabilir ya? Allah razı olsa bütün dünya küsse ne olur? Her zaman şunu söyleriz. Bu hizmetlerimizin elimizden geldiği kadar tabii. Bütün bunların muhatapları insanlardır. İnsanlar olduğu için onlardan bize alkış da gelebilir, bazen ters tepkiler de gelebilir. Hizmetlerin muhatabı insanlar ama mükafat makamı Allah'tır. Biz bir şey beklemiyoruz ki. Allah razı olsun bütün dünya küsse ne olur? Nedir bu beklenti, nedir bu teveccüh, nedir bu pohpohlanmak kaygısı? Bunun için mi bütün bu aykırı sözler? Gereksiz. Zamanlaması %100 yanlış. Birilerinin elini kuvvetlendirecek olan, ağzına böyle söz verebileceğin şeyler. Evet. Şu zamanda siyaset metağı ve hayat-ı dünyevinin temini ve felsefenin revaçları gibi ve selef-i salihin asrında geçmişte ve o zaman çarşısında ise en merhub meta, o zaman da çok değerli böyle bir mal revaçtaydı. Halık-ı semavat ve arzın marziyatlarını ve bizden arzularını kelamından istinbad etmek ve nur-u nübüvvet ve Kur'an ile kapatılmayacak derecede açılan ahiret alemindeki saadeti ebediyi kazandırmak vesailini elde etmektir. Yani benim Rabbim benden nasıl razı olur? Hangi tavrım, hangi ibadetim, hangi duruşum, hangi ibadetim, hangi zerafetim, ilahir. Allah benden nasıl razı olur? Saadeti ebediyeyi bana kazandıracak vesileler neler olabilir? Selefi Salih'in çarşısında genellikle muhabereler bunun üzerindeydi. Oturup kalkmalar, konuşmalar, muhabbetler. Başka bir şey yok. İşte o zamanda zihinler, kalpler, ruhlar bütün kuvvetleriyle yerler ve gökler Rabbinin marziyatını anlamaya müteveccih olduğundan adamın zihni, kalbi, ruhu her şey oraya müteveccih. İçtimaiyat-ı beşeriyenin sohbetleri, muhabereleri, vukuatları, ahvalleri hep ona bakıyordu. Allah'ın razı olduğu bir kul olabildim mi? Nasıl olabilirim? Şu anda yanlış bir yolda mıyım? Nasıl toparlanabilirim? Bütün konuşmalar, bütün muhabereler, bütün fikir teatileri, alışverişleri hep bu konu üzerindeydi. Evet, ona göre cereyan ettiğinden her kimin güzelce bir istidadı bulunsa, yani fıtraten istidadı var adamın, onun kalbi ve fıtratı şuursuz olarak her şeyden bir dersi marifet alırdı. Her şeyden etkilenirdi. Bir ilham alırdı, bir ışık görürdü. Çünkü aklı, kalbi, konsantrasyonu ve her şeyin yoğunlaşması hep o konu üzerindeydi. O zaman da cereyan eden ahval ve vukuat ve muhaberattan taallüm ediyor. Her şeyden bir şeyler öğreniyor. Güya her bir şey ona bir muallim hükmüne geçip onun fıtrat ve istidadına içtihada bir istidadı ihzari telkin ediyordu. Bir ön hazırlık. Daha çocukluk yaşından itibaren. Biraz evet geçen dede bu sohbeti okudum bir yerde de. Bizim evde bir küçük 5 yaşında evlat var. 50 yaşından sonra Allah-u Teala bir daha gönderdi. Oldu 3. Kerem Ali. Allah razı olsun. Şimdi anaokuluna gidiyor. Bu sene başladı. Onu anlatmam lazım. Orada o zamanki altyapıdan şimdikine geleceğiz. Nasıl öğreniyor, nereden öğreniyor bilinmez. Satranç merak sardı 5 yaşında. Öğret bana öğret. Öğrettik bir şeyler böyle. Her akşam da elle oynayacağız. Kerem Ali dedim, bak bu taşımı yiyebilirsin. Sen de beni yiyecek misin dedi benim taşım. Evet dedim ben. Çakal.
Şok oldum. Bakın şimdikilerin altyapısına bakın. O okuldan duymuş bir tane Poyraz diye bir arkadaş var. O da 5 yaşında. O da öyle birkaç tane. Aynen böyle. Aynen böyle çakal. O zamanki çarşıda ise her şey. Biraz da istidadı var. Bütün konuşmalar, muhabereler, fikirler, her şey yerler ve gökler Rabbinin rızasını nasıl kazanırım üzerine dönüyor. Allah'a layık bir kul olabilmek. Bütün gayret bunun için. Hatta o derece şu fıtri ders tenbir ediyordu ki insanları, aydınlatıyordu ki. Yakin idi ki kisipsiz içtihada kabiliyeti olan ateşsiz nurlara. Yani öyle bir gayreti, yani ben müçtehit olacağım, ben olmasa bile adama soru sorduğu zaman muhteşem cevaplar alabiliyor. Ben müçtehidim değil, öyle bir şey yok. O kadar duymuş ki, o kadar beslenmiş ki her şeyden, o kadar almış ki, biraz da fıtratı varsa adam müçtehit gibi cevaplar veriyor. Muhteşem. İslam'ın Kur'an'ın ruhuna uygun. Dinleyeni mest edecek güzellikte. İşte şu tarzda fıtri bir ders alan bir müstahit, bir kabiliyet, içtihada çalışmaya başladığı vakit kibrit hükmüne geçen istidadı nurun âlâ nur sırrına mazhar olur, çabuk ve az zamanda müçtehit olur. Çok kısa bir zamanda. Ama şu zamanda, şu zeminde helaket, felaket asrı dedik. Münkerat zamanında felsefenin yoğun bir şekilde üstümüze geldiği, bambaşka bahanelerle insanların tamamen sekülerleştiği, dünyaya döndüğü, dünyevileştiği bir dünyada medeniyeti Avrupa'nın tahakkümüyle, felsefeyi tabiyenin tasallutuyla, maddecilik, materyalizm, tabiatçılık, şeriatı hayatı dünyeviyenin ağırlaşmasıyla, hayat şartları çok ağır. Eskiden 5 şeyin fakiriydik, şimdi 150 şeyin fakiriyiz. O niye yok? Herkeste var, bende yok. Ağırlaştı hayat şartları. Eskiden 5-10 şey bulduğu zaman ben zengin hissediyordu insanlar kendini. Yeter, çok şükür. Ama şartları o hale getirdi ki, ne yoksa onun fakiri hissediyor kendini adam. Ve onun ezikliğini de duyuyor. Komşu da var, bende yok. Onlar aldı, ben alamadım. Görenek belası. Evet, hayat, şeriatı hayatı dünyeviyenin ağırlaşmasıyla efkar ve kulüp dağılmış. Fikirler, kalpler dağılmış. Himmet ve inayet inkısam etmiştir. Zihinler maneviyata karşı yabanileşmiştir. O zaman nasıldı, şimdi nasıl? Zihinler maneviyata karşı köreldi yahu, yabanileşti. İşte bunun içindir ki, şu zamanda birisi 4 yaşında Kur'an'ı hıfz edip alimlerle mübahase eden Süfyan İbni Üyeyne olan bir müçtehidin zekasında da bulunsa, zeka IQ aynı da olsa, Süfyan'ın içtihadı kazandığı zamana nispeten 10 defa daha fazla zamana muhtaçtır. Çünkü onun fikrini 1000 parça edecek hiçbir şey yoktu. Öyle bir vasat yoktu. Öyle bir ortam yoktu. Tam tersi. Her şeyden bir şey alıyordu. Bir feyiz alıyordu, bir ışık, bir ilim, bir nur alıyordu. Şimdi var olanı korumak ne mümkün? Abi unutkan olduk, şimdi en çok duyduğum meslekte de söylüyorum. Abi çok unutkan oldum, abi unutuyorum, abi çıktı aklımdan. Hemen hemen Alzheimer çıktı işte 60-70 yaşlardan itibaren. Evet, Süfyan 10 senede içtihadı tahsil etmiş ise, şu adam 100 seneye muhtaçtır ki tahsil edebilsin. Zeka seviyesi aynı dedik ya, IQ'ler de aynı diyelim. Kabiliyet de aynı. Ama Süfyan 10 senede şimdiki onun akranı diyelim ki, zeka akranı 100 sene. Ancak onun seviyesine gelebilir. Çünkü Süfyan'ın iptidai tahsili fıtresi sınni temyiz zamanında başlar. 10-15 yaşlarında. Yavaş yavaş istidadı müheyya olur, nurlanır, her şeyden ders alır. Kibri hükmüne geçer. Ama onun bu zamandaki naziri. Şu zamanda çünkü zihni felsefede boğulmuş, aklı siyasete dalmış, kalbi hayatı dünyeviyede sersem olmuş, istidadı içtihattan uzaklaşmış. Elbette fünun-u hazırata tevahhulu derecesinde, meşguliyeti derecesinde
istidadı, içtihadı, şer'i kabiliyetinden de uzaklaşmış. O nedenle de kavramların kabuklar üzerinden bir şeyler söyler durur. Hezeyanlarla ortaya çıkar. Lüpten, özden tamamen uzaklaşmış. Birkaç farklı bir şeyler söyleyeyim de hiç olmazsa benden bahsedilen noktasına gelmiş. Evet, ulûm-ı arziyede tefennünü derecesinde içtihadın kabulünden geri kalmıştır. Onun için ben de onun gibi zekiyim, niçin ona yetişemiyorum diyemez ve demeye hakkı yoktur ve yetişemez. Anladık değil mi? Bu üç tane ilke var, daha devam edilir de. Bu sohbetin başındaki o paragrafı bir kere daha okuyacağım. Allah inşallah herkese aklını başına almayı nasip eylesin. Tekrar söylüyorum, bir şey söylüyorsan, bir şey konuşuyorsan önce şöyle bir düşün. Bu ağzımdan çıkacak olan kelamın kime ne faydası olacak? Müslümanlara, İslamiyete, bekamıza, geleceğimize kime ne faydası olacak? Tamir çok zor, tahrip bu kadar kolayken üstelik. Sen diller döküp bir şeyler anlatmaya çalışırken bir kelamla, bir cümleyle adamlara söyleyecek söz bulamıyoruz. Allah ıslah eylesin. İğneyi birilerine batırırken hiç olmazsa, çuvalımızı batırırken iğneyi kendimize dokundurmasak olmaz. O nedenle şu cümleyle bitiriyorum. Lübbü bulamayan kışır ile meşgul olur. Yazın bunu hafızanızın panosuna. Hakikatı tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefride düşer. Savrulur da savrulur. Sırat-ı müstakimde. Muvazenesiz ve mizansız olanlar çok aldanır, çok aldatır. Allah inşallah hepimize sırat-ı müstakimde sebat nasip eylesin. Cehd kökünden geliyor. İçtihat da oradan geliyor. Müçtehit de oradan geliyor. Mücahit de oradan geliyor. Hepsinin ortak anlamı şudur. Allah yolunda kararlı ama şuurlu gayret. Vesileler aramak. Onun rızası doğrultusunda. Allah ayaklarımıza güç, kuvvet nasip eylesin. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahlu davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.